Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında dönüşümler konusundaki 90, 180, 270 derece döndürmeleri testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıda verilen noktaların orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürmesini bulunuz diyor. Arkadaşlar 90 derece döndürdüğümüzde noktalar yer değiştirir. Hangi bölgeye düştüyse onun işareti konulur. 2'ye 3 buradaydı. Pozitif yönde 90 döndürsem bu bölgeye düşer. Bu bölgede işaret eksiye artı yani eksi 3'e 2 olur buradaki nokta. Öbürüne bakalım noktaları yer değiştir. 4'e 1 işaret yokmuş gibi. Sonra ilk işaretimiz neredeydi? Eksi 1'e 4 buradaydı. Pozitif yönde 90 döndürürsem. 3. bölgeye düşer. İşaretimiz eksi, eksi olur. Yani eksi 4'e eksi 1 noktası olur. 0'a eksi 2 noktası. Arkadaş bu direkt eksen üzerinde olduğu için kolay aslında. Ya da direkt noktaları yer değiştir. 2'ye 0 noktası yapar. Önceden neredeydi? 0'a eksi 2. Hocam 0'a eksi 2 y eksen üzerinde burada. Ve 90 derece döndürürsem bu, bu buraya düşecek. Yani 2'ye 0 tam x ekseninin pozitif tarafında olduğu için 2'ye 0 olacaktır burası da. Evet örnek de böylelikle bu şekilde oldu. Geldik örnek 2'ye. Bunları 180 derece döndür diyor. 180 derece döndürmek demek arkadaşım ne demek? Bir noktayı 180 derece döndürmek demek orijine göre simetriğini almak demektir. Yani 5'e 1 değil işaretleri de değişiyordu değil mi? Pardon nokta. E sadece işaret değişimi olacak. Eksi 1'e eksi 5 olur. Sonra öbürü de hocam işaret değişecek. Eksi 3'e 0 olacak. Öbürü de 2'ye eksi 4 olacak. Yani 2'yi de bulduk bir şekilde. Geldik 3'e. Orijin etrafında pozitif yönde 270 derece döndürmek. Pozitif yönde 270 derece döndürmek demek ki bu yönde e, negatif yönde 90 derece döndürmeyle aynı. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz fark etmez. Yine 270'de de noktalar yer değiştirecek. 1'e 3 olacak ama hangi bölgede ise hop 270 buraya düşüyor. Bu bölgede işareti artı ya eksi yani 1 e eksi 3 olur. Sonra eksi 2'ye 5'e bakalım. 5'e 2 olacak. Hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini koyacağım. Eksi 2'ye 5 burada. Hop bu bölgeye düşüyor. artıyı artı. Sonra 4'e 0 noktası 0'a 4 olacak. Hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini koyacağım. 4'e 0 burada. 270 derece dönünce bu bölgede. Yani 0'a eksi 4 noktası yapıyor arkadaşım. Evet. 3'ü de bulduk. Geldik 4'e. Analitik düzlemde 2x artı 3 eksi 6 eşit 0 doğrusunun orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle oluşan doğrunun denklemi isteniyor bizden. Şimdi grafik çizerek sanki daha rahat anlatacağım ben bunu. x yerine 0 yazdığımızda y'si 2 oluyor. y yerine 0 yazdığımızda da x'i 3 oluyor. Evet normalde grafiği bu. Şimdi biz bu noktaları döndürelim. Mesela sen şu noktayı döndürsen. Hop şöyle 90 derece döndürsen. bu buraya gelecek 3'e gelecek yani. Bu noktayı 90 derece döndürsün. Hop bu buraya gelecek. Yani eksi 2'ye gelecek. O zaman yeni noktalarımız dönmüş halindeki yeni noktalarımız eksi 2 ve 3 olacak. Yani bizden ne isteniyor? Eksi 2'ye 3 noktasından geçen doğrunun denklemini isteniyor. Ya da şöyle de yapabilirdin. Ya hocam bir, bunun üstüne bir nokta alırdın. Sonra bu noktayı döndürdün. Sonra buna 90 derece döndürdüğünde eğimler çarpı eksi 1 olacak ya. Bunun eğimini bulup bunun eğimini bulup eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilirdin. O şekilde de yapabilirdin. Yani burada biz şöyle yapıyoruz. X bölü eksi 2 artı y bölü 3 eşittir 1 şeklinde oldu. Şunu x3 ile çarpalım. Bunu da daha doğrusu 3 ile çarpalım. Bunu da eksi 2 ile çarpalım. 3x eksi 2y bölü eksi 6 eşittir 1 yapar. 3x eksi 2y eşittir eksi 6 yapar. 3x eksi 2y artı 6 da eşittir 0 yapar mı? Yapar. Yani cevap böylelikle bu çıkar örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. Bu doğrunun orijin etrafında pozitif yönde 180 derece döndürülmesiyle. Yine aynı mantıkta yapalım. Şimdi burada grafiği çizelim istersen. X yerine 0 yazsam Y'si 2 olacak. Y yerine 0 yazsam X'i e 4 olacak. Doğrumuz bu şekilde olacak. 180 derece döndürülmüş hali. Hocam bunun 180 derece döndürülmüş hali buraya gelecek. Eksi 4'e. Bunun 180 derece döndürülmüş hali buraya gelecek. Yani eksi 2'ye gelecek. Yeni noktalarımız bu olacak. Yani bizden şu doğrunun denklemi isteniyor. Hadi bakalım bulalım bakalım bu doğrunun denklemini. Hocam bu doğrunun denklemi x, x bölü x4 artı y bölü x2 eşittir 1 değil midir? Evet. Bunu kaçla çarpalım? 2 ile genişletelim. x artı 2y bölü x4 eşittir 1 ya. x artı 2y eşittir x4 yapar. Yani x artı 2y artı 4 eşit 0 yapar mı? Yapar. Örnek 5 bu şekilde çıkar. Örnek 6'ya geldik. Bu doğrunun orijin etrafında ya yine aynı mantık. Ne yapıyoruz? x yerine 0 yazdığımızda y'si hemen grafiği çiziyoruz şöyle. x yerine 0 yazdığımızda y'si 2 çıkıyor. y 2 oldu. y yerine 0 yazdığımızda x de 6 oldu. Denklemimiz bu şekilde olacak. Ben bunu 270 derece döndüreceğim. Pozitif yönde 270 derece. 270 derece döndürsem buraya gelecek. Yarı çapı 6 olacak. Yani burası 6 noktası. Bunu 270 derece döndürürsem de buraya gelecek. Yani 2. Yani şuradaki noktalardan geçen. Haydi bakalım. Şunun denklemi isteniyor bizden. Hocam x bölü 2 artı y bölü eksi 6 eşittir. Kaç yapar? 1 yapar. Eksi 3 genişletecek olursak bunu eksi 3x. Eksi 3x artı y bölü eksi 6 eşittir 1 ya. Buradan eksi 3x artı y eşittir eksi 6 yapar. Buradan hepsini öbür tarafa atalım. 0 eşittir 3x eksi y eksi 6 eşittir 0 yaptı mı yaptı. Yani denklemimiz bu şekilde olmuş oldu arkadaşım. Evet örnek 6'yı da böylelikle bulduk. Ve böylelikle bu test de bitti mi? Bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani düzgün çokgenin döndürülmesi testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. hoşça kal.